Abi. Acaba bu misafirhane-i dünyada aciz ve fakir kalbine kut ve gına, dünyadaki ücret sadece dünyada hem de geçici bir zaman hem de çok az bir mutluluk veya huzur getirme ihtimali var. Şu namazın getirdiği huzura bakın ya. Namazın getirdiği ücrete bakın. Namazın kazandırdıklarına bakın ya. Dünyada, kabirde, sıratta, mahşer bitmiyor ya. Her yerde karşına çıkıyor. Ya ben senin vaktinde kıldığın namazım deyip hadiste var. Gelip diyor elinden tutacak. Acaba bu misafirhane-i dünyada aciz ve fakir kalbine kut ve gına, kut gıda demek. Gına da zenginlik demek. Şimdi ne demek bu? Aciz ve fakir kalbine kut ve gına. Yani insanın fıtratı nihayetsiz aciz, nihayetsiz zayıf. Böyle bir insanın sonsuz acizliğine, sonsuz zayıflığına çare ancak sonsuz kadir, sonsuz gani, sonsuz zengin, sonsuz kudretli bir zatın huzuruna çıkıp ona iltica etmektir. Öyleyse kalbimiz ne yapıyor adeta? Sonsuz aciz, sonsuz kadire, değil mi, namazda iltica ediyor. Buluşuyor adeta. Allah Allah. Acaba bu misafirhane-i dünyada aciz ve fakir kalbine kut ve gına ve elbette bir menzilin olan kabrinde mutlaka gireceğin bir yer, kaçışın mümkün olmadığı bir yer olan, bir mekan olan kabrinde gıda ve ziya, o karanlıkta aç, susuz, perişan vaziyetteyken, değil mi, kabir aleminde, berzah aleminde kıldığın namaz birden imdadına yetişecek. Sonra her halde bir mahkemen olan mahşerde senet ve berat. Mahkemede insan berat haberini duymak için, değil mi, ne kadar böyle sabırsızlıkla, şevkle, coşkuyla bekler, değil mi? Neymiş namaz? Öyle öyle kabirde kulun ilk hesaba çekileceği ameli namaz. Namazdan kurtardın mı tamam. Berat etti. Allah Allah. Ve her halde mahkemen olan mahşerde senat ve berat ve ister istemez üstünden geçilecek sırat köprüsünde nur ve burak olacak bir namaz neticesiz midir? Bu kadar ücret yetmedi mi? Veyahut ücreti az mıdır? Bir adam sana 100 liralık bir hediye vaat etse 100 gün seni çalıştırır. Hulful vaat edebilir. 100 gün seni çalıştırır. Son günde der ki maaşına zam, işine son. Vermiyorum diyebilir. Ne diyebilirsin ki? Senet mi yaptın? Sözünden dönebilir. Ne yaparsın? O adama itimat edersin. Fütursuz işlersin. Öyle olmuyor mu? Adam 10 gün anlaşıyorlar. Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Halbuki adamın hiçbir güvencesi yok. Karşındaki adam seni çalıştırırken çalıştırdığının sonunda sana ücretini, maaşını, yevmiyeni vereceğine dair hiçbir güvencesi yok. Ama ona rağmen ne yapıyor adam? İnşallah verir diyor ya, ne yapalım arkadaş? Çalışacağız diyor. Ve fütursuz, hiç geri atmadan, gevşeklik yapmadan çalışıyor. Acaba, şimdi bakın, bizi namaza çağıran zat kim? Nasıl bir ibadete, nasıl bir vazifeye çağırıyor bizi? Acaba hulful vaat hakkında muhal olan bir zat, sözünden dönmek ifadesi onun hakkında kullanılması mümkün olmayan bir zat. Niye? Başka yerde diyor ki, hulful vaat ancak iki şeyden olur. Bir insan niye sözünden döner? Ya söz verdiği şeyi yapmayı bilmiyordur, ilmi yetmez. Ya da gücü yetmez, gücü. Gücü kuvveti yetmez. Şimdi Cenab-ı Hak alim-i mutlaktır. Her şeyin her cephesini yapan odur, bilen odur. Alim-i mutlaktır. Aynı zamanda kadir-i mutlaktır.
Bütün alemler, kainatlar onun elinde. Böyle bir zatın sözünden dönme ihtimali, sözünü yerine getirememe ihtimali, sözüne gücü yetmeme ihtimali var mı? Sonra bize bile verdiğimiz sözden dönmek yakışmazken kendimize yakıştıramıyoruz. Ben yakıştıramam kendime. Ben ne yapmam? Ben verdiğim sözden dönmem diye azıcık izzetimiz var. Azıcık namusumuz, şerefimiz var. Onunla bile ne yapıyoruz? Kendimize verdiğimiz sözden dönmeyi yakıştıramıyoruz. Hiç Allah'a yakışır mı ya? Sonsuz izzet sahibi, sonsuz gayret sahibi bir zata verdiği sözden dönmek yakışır mı? Ha, ne diyor bakın abi? Acaba hulful vaat hakkında muhal olan bir zat, sözünden dönme ihtimali olmayan bir zat, cennet gibi bir ücreti ve saadeti ebediye gibi bir hediyeyi sana vaat etse, karşılığında istediğine pek az bir zamanda abdestle beraber 5 vakit namaz 1 saat alıyormuş, 1 saat. Pek az bir zamanda pek güzel bir vazifede seni istihdam etse, hem de öyle güzel ki hiç karşılığında cennet olmasa, hiçbir mükafatı olmasa, sırf namazın kendi güzelliğinin hatırına o namaz kılınır ya. Ya pek az bir zamanda pek güzel bir vazifede seni istihdam etse, sen hizmet etmezsen veyahut isteksiz, suhre gibi, usançla, yarım yamalak hizmetinle onu vaadinde ittiham ve hediyesini istihfaf etsen. Yani Cenab-ı Hakk'ın sana teklif ettiği o büyük mükafatı hafife almak demek, onun sana emrettiği ibadete usançla, isteksiz, adeta yarım yamalak vaziyette gitmek demekmiş. Yani bir insan senin akşama vaat ettiğin yevmiyeyi beğenmiyorsa ne yapar? İşi yarım yamalak yapar, usançla yapar, isteksiz yapar. İsteksiz bir işçiyi çalıştırmak var ya, öyle bir berbat bir şeydir ki. Biz bazen oluyor mesela memlekette, böyle adam istemeye istemeye çalışan bir adamı getiriyor. Adam çalışmak istemiyor. İnan diyorsun ki arkadaş git, al paranı da al. Ama git, git ben yapayım, ben çalışayım. O yüzden ne yapıyorsun onu? Aman aman, lazım değilsin. Niye? Çünkü senin verdiğin işi isteksiz isteksiz yapıyor ya, adeta sana küfreder gibi. Sana yük o. Minnet ediyor sana. Halbuki ya sen ona parasını veriyorsun. Adama iş imkanı sağlamışsın. Şimdi bakın, namaza isteksiz isteksiz gitmek var ya, sanki Allah için bir şey yapıyormuş gibi. Bak ya Rabbi, hani bak ben de namazı kılıyorum ha, ona göre. Böyle içinden gelmeyerek. O yüzden diyor ki veylül lil musallin diyor ayette. Onların namazları onların suratlarına çarpılacak. Alın bunu. Ne yaparsanız yapın. Bununla mı geldiniz diye. O gün iade edilecek onlara. Ya o yüzden namaza şevkle, gayretle, coşkuyla, zevkle. Ama bir insan ya hadi biraz şevkleneyim diyerek şevklenmez ki. Hadi biraz şu namazdan lezzet alayım diyerek lezzet almaz ki. İçi boş bir namazda bir insan nasıl şevkle koşsun? İçi boş bir namazdan nasıl lezzet alsın? Kimin huzuruna çıktığını bilmeden nasıl o namaza koşsun? Ha, demek ki şu marifetullah dersleriyle namazın içi dolacak. Namazdan asıl bir zatın huzuruna çıktığımızın, nasıl bir zatın bizi huzuruna kabul ettiğinin farkına bir varsak var ya, adam valinin huzuruna çıkaracağım diye akşama kadar ne yapacağını şaşırıyor ya. Ne giyeceğimi şaşırıyor. Ya. Kravatında. Değil mi? Kainatın sahibinin huzuruna çıkmanın farkına, kıymetine insan birazcık vasıl olsa, az anlasa var ya, ya nereye gidiyorsun? Rabbimle görüşmeye. Beni çağırmış. Adam şimdi
hayatında bir kere valiyle görüşmüş. Ömür boyu anlatıyor değil mi ya? Her yerde söylüyor ya, beraber işte kahvaltı yaptık ya. Sormadık. Yok. Sormasan da söylüyor. Yani evet. Rabbin seni çağırıyor ya. Nasıl bir mana değil mi abi? İnsan şunu birazcık az anlasa var ya, inanın böyle yataktan sabah namazını ezanı duyduğu zaman roket gibi fırlar ya. Adeta emredersiniz komutanım deyip de komutana tekmil veren bir asker gibi. Şevkle, zevkle, lezzetle, coşkuyla. Buyur canım. Ya biz Allah'ı niye görmüyoruz? Çok güzel bak, ne güzel soru sordun. Biz Allah'ı niye görmüyoruz? Şimdi bizim gözlerimiz sadece yaratılanları görüyor değil mi? Çünkü bizim gözümüz de yaratılmış olduğu için gözümüz madde. Sadece maddi olan şeyleri görüyor değil mi? Şimdi Allah yaratıcı olduğu için, bir de madde aleminden olmadığı için biz onu göremiyoruz. Mesela sen kendi ruhunu görebiliyor musun? Aklını görebiliyor musun? Hayır. Ama var değil mi? Var. Nereden biliyoruz var olduğunu? Olabilir. Senin aklın olmasa böyle güzel soru soramazsın. Benim olmayabilir dedim. Şimdi bak, çok şeyleri biz görmüyoruz ama ne yapıyoruz? İşliyoruz. Kabul ediyoruz. Niye? İşliyoruz. Çünkü bu göz her şeyi göremeyebilir. Ama aklen, mantıken ne yapıyoruz? Diyoruz ki ya, bu kadar güzel, kaliteli soru soran birisi belli ki akıllı bir adam. Akıllı bir adam olmasa bu soruyu soramaz. Bir de Cenab-ı Hak ne yapmış? Göz vermiş ya. Bu göz yaratıcının yarattığı şeyleri görmek için. Yaratıcıyı görmek için ahirette, cennette bir göz takacak bize. Hani şimdi resmin içindeki resimler ressamı görebilir mi? Hayır. Çünkü ressam resim cinsinden değil. Doğru mu? Evet. Resim değil o, ressam. Resimlerin hepsi toplansa hangisi bunun ressam diye resmin içinde ressamı bulabilirler mi? Bulamaz. Şimdi şu kainat bir resim. Şu yaratılan her şey bir resim. Resmin içinde ressam gezer mi? Gezer. O halde ne yapmaz? Resmin içindekiler ressamı göremezler. Şu yaratılanlar da ne yapamaz? Yaratıcıyı göremez. Çünkü yaratıcının yaratılan cinsinden olmadığı için yaratılanlar arasında yaratıcı aranmaz. Doğru mu? Anlaştık mı? Oldu mu? Tamam. Olmadıysa şimdilik bununla idare et. İleride. İleride en zamanlarda. İnşallah. Ama maşallah sizin mahallenin çocukları bile süper soru soruyor ya. Yani. Ada, daha sonraki derste senin soruyu alacağız. Bu her derste bir soru. Her ders. Evet. Bu derste arkadaşın kullandığı hakkını. Şimdi başka derse kaldı senin soru. Acaba hulfülvat hakkında muhal olan bir zat, cennet gibi bir ücreti ve saadeti ebediye gibi bir hediyeyi sana vaat etse, pek az bir zamanda, pek güzel bir vazifede seni istihdam etse, sen hizmet etmezsen, veya isteksiz suhre gibi veya usançla yarım yamalak hizmetinle onun vaadinde ittiham ve hediyesini istihfaf etsen, yani onun sana vaat ettiği hediyeyi hafife alsan, pek şiddetli bir tedibe ve dehşetli bir tazibe, müthiş bir tokada müstahak olacağını düşünmüyor musun? Şu cümleyi dikkatle dinleyelim abi. Dünyada hapsin korkusundan, ben birisinde gördüm, böyle bu cümleyi yazmış, yatağının dibine asmış. Sabah böyle nefis zorlandığı zaman bu cümleyi okuyor. Balyoz gibi nefsin üstüne indi mi bu cümle, adam gafletten uyanıyor. İfadeye bakın abi. Dünyada hapsin korkusundan en ağır işlerde fütursuz hizmet ettiğin halde. Adam seni, bak şu işi yap yoksa yapmazsan hapse atacağım dese padişah. Aman hapse girmeyeyim diye her türlü işi, çünkü dışarıda çalışmak özgürlük ya, hapisten iyidir. Aman hapse girmeyeyim diye her türlü işe ne yapıyor? Öyle hapishanede mesela işçi koğuşları var. Adam sırf hapise o dört duvardan kurtulmak için akşama kadar çalışmayı kabul ediyor. He. Diyor ki, dünyada hapsin korkusundan en ağır işlerde
fütursuz, hiç gevşemeden hizmet ettiğin halde, cehennem gibi bir hapsi ebedinin havfu, korkusu, en hafif ve latif bir hizmet için sana gayret vermiyor mu? Dünyadaki hapis seni korkutup en ağır işte çalıştırırken, cehennem yetmedi mi seni en hafif bir iş olan namaza koşturmak için? Az mı geldi bu tehdit? Daha büyük hangi tehdit olabilir ki? Öyleyse sen, değil mi, cehennemin ne olduğunu bilmiyorsun. Ya.